Tam da gezi o sözlerin, o dizinin ete kemiğe bürünmüş haliydi. Gezide halk olduğumuzu, birlikte olduğumuzda neler yaratabileceğimizi, o halkın gücünü gördük ama aynı zamanda kayıplarımız da oldu. Mehmet Ayvalıtaş, Medeni Yıldırım, Hasan Ferit Gedik, Ali İsmail Korkmaz, Berkin Elan, Ethem Yoldaş ve tüm devrim ve sosyalizm mücadelesinde ölümsüzleşenlerimiz adına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Saraylar, saltanatlar çöker, kan susar bir gün, zulüm biter. Menekşeler de açılır üstümüze, beylaklar da güler. Bugünlerden geriye bir yarınlar kalır, bir de yarınlar için direnenler. Anıları mücadelemizde yaşıyor. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorlardı. Çünkü ben o dönem gece vardiyasında çalışıyordum. Gündüz şeydeydik, eylemliydim, gece işe gidiyordum. Orada tartışma imkanı bulabiliyordum. Yani işçiler de bunun hadi, kendiliğinden sınıf bilinciyle bunun bir 3-5 ağaç olmadığını, bunun farklı bir şey olduğunu kendi şeyleriyle kendi davalarında kendi şeyleri de öğren şey yaptılar. Bunu bilinçlerine taşıdılar ve şöyle söyleyeyim. Onların çok kısa bir süre önce Ostim'de bir iş bırakma eylemi olmuştu. Benim daha önce çalıştığım bir atölyede iş bırakma eylemi olmuştu. Hak gaspına yönelik. Orada mesela greve, yani o iş bırakma eylemine katılmayan işçileri, yani ben gezi direnişinde polis açık çatışkan gördüm, tesadüf gördüm yani. Şimdi yine aynı onlarla çalışıyorum yine başka bir atölyede. Şimdi böyle bir durum da söz konusuydu. Yani kendi orada şeyine, hani patron hak gaspına karşı herhangi bir duruş sergilemeyen bir işçi gezi direnişinde sokağa çıkıyordu. O dönem yine hatırlarız ki Burcu Ovası'nda yani gezi direnişine katılanların eğitimli ve işte orta sınıf olduğu söyleniyordu. Ama çok yani bu direnen polise karşı direnen bu joblara ve şeye karşı direnenler kimlerdi sorusu da gündeme geldi. Aslında işçi sınıfının değişik bölükleri bir araya gelmişti. Kazım abinin o dediği şeyde işçi sınıfının değişik bölükleri toplumun bütün tüm farklı bölükleri, Alevisi, işte Kürdü, inançlısı bir araya gelmişlerdi. Her meslek grubu, her değişik sektörlerdeki işte beyaz yakalısı, metal sektöründe çalışanlar aslında kendi çalışırken, sermayeye karşı üretirken edindikleri bilgi ve birikimi de oraya taşıdılar. Burada mesela şurada bir not, ayrı bir not geçmek istiyorum. 2001 krizindeki esnaf eylemini hepimiz hatırlarız orada. Aslında bu orası bir esnaf eylemi değildi. Yani gerçekten esnafların, esnaf örgütlerinin şey yaptığı, kurguladığı ve örgütlediği bir şeydi, mitingdi ama tam o andaki. Ama o işçilerin daha çok yoğun katıldığı sitelerden işte Ostim'den, Sincan Organize Sanayi'nden, şimdi yıkılmış olan Ata Sanayi, Demirciler sitesi, Kazıkçı taraflarında daha çok güvencesi çalışan işte kaporta, işte tamir vesaire atölyelerde çalışan işçiler daha çok kalabalıktı ve orada barikatlara, polise karşı barikatlara yüklenen, barikatları dağıtan ve kürsüye esnafları temsilen çıkanları kürsüyü işgal edip oradan indiren
Korkmaz Solmaz Kılıçtepe polis karakolunu basan işçilerdi. Dolayısıyla hani metal işçilerinin şöyle bir özelliği olduğunu düşünüyorum ben. Sanayide bu tarz sanayide çalışan işçiler şöyle bir özellik olduğunu düşünüyorum. Yıllardır patron tarafından aşağılanmış, işte baskının her türlüsüne maruz kalmış ve işte şiddete de maruz kalmış, çırakken şiddete de maruz kalmış ve demirin soğuğuyla karşılaşmış ve demirin sertliğini bilen bir sınıf bilince kültüre almış bir şey vardır Gezi'de. Yani çalışan, orada çatışan biridir. Başka noktalar arasında dediğim gibi şimdi tabii işçiler, sanayi işçileri gözlemliyordu. İkinci günden sonra eylemlere katılmaya başladılar. Ben mesela Ankara'da barikatta MHP'li işçilerle tanıştım. AKP'li işçilerle tanıştım ve askerden yeni gelmiş işsiz gençlerle tanıştım. Yani biz devrimciler sistemi biliyor, devrimci işçiler sistemi biliyor. Yani karşıdaki gücü biliyorlar. Eminim onlar daha onlar da öfkeliydi yani. Ama öfkesinin nasıl, nereden geldiğini, kime karşı olduğunu ve örgütlü bir sınıf olmadığından kaynaklı yapamıyorum. Benim Gezi direnişinde çok önemsediğim şeylerden bir tanesi de toplumun bütün kesimlerinin bir araya gelmiş olması ve etkileşim içerisinde olması aslında bir işçi sınıf tarihine bir bellek bırakır, bir hafıza bırakır. Yani 15-20 yıl sonra daha çok farklı olacaktır. Bunu nereden söylüyorum? Çünkü dediğim bu işçi bölük, yani bu sektör, havzadan gelen işçiler, yani bir LGBT, işte bir beyaz yakalı işçilerle bir araya gelme, onlarla iletişim halinde, onlarla bir kültür, bir dayanışma şeyi kurmak. Şöyle bırak, direkt onlara karşı bir şey vardı. Tepkisel yaklaşımları vardı. Evet, bunlar azaldı. Bunlar şey oldu. Mesela İstanbul'da da mesela grevler vesaire ziyaret edildi. Mesela Gezi Direnişi'nin o sönümlenmeye yakın zamanlarında İvedik Organize Sanayi'nde bir şey olmuştu. Bir işçi, yani benim birebir tanıdığım bir işçi hak gaspına uğramıştı. Alüminyum giydirme cephesi üreten bir şeyde. Mesela o kendisi de Gezi Direnişi'ne katılmıştı. Ve Gezi Direnişi'ne katılan işte öğrenciler, işte o beyaz yakalı diye tabir edilen işçiler onun eylemine destek için gelmişlerdi yani. Bu aslında anlamlı bir buluşmaydı. Sonuç da konu var ama sana daha 5 dakika verebilirim. Evet, şimdi daha yani diriliş boyunca edebiyatçıları biraz önce anlatıldı. Edebiyatçıları kıskandıran sloganlar türetiliyordu. İşçilerin türettiği sloganlar ise daha farklı oluyordu yani direnmeye yönelik ve daha cinsiyetçi tavırlarla. Orta sınıflarınki de öyle oluyordu, merak etme. Evet. Ama bu işte feminist hareketin müdahalesi ve onları da şimdi mesela şurada şöyle bir daha vereyim. Şimdi Austin'de ilk defa Gezi Direnişi'nde bir eyleme katılan bir işçi LGBT bir birey tarafından yüzü yapılmış yani. O anlatıyor yani, tamam mı? Yani
İşte talcit falan sıkmışlar falan vesaire almışlar bir kere. Bayağı bir falan. Yani şimdi burada da böyle bir hani o şeyde arada. Buzu eritiyor. Arada kapanmaya başlandı. Benim için anlamlı şeylerden bir tanesi de o işçilerin anlatımları üzerinden mesela söylüyorum. Şimdi süreci bu kadar yani. Teşekkür ederiz. Çok güzeldi bence yani. Çok ayrıntılıydı. Parantez etmek istiyorum. Arkadaşlar en önemli noktalardan birisi Gezi hareketi bir dayanışmayı farklı kesimler, farklı kültürel inançlar kesimler arasında maddi anlamları olan bir kolektivizmi, bir dayanışma kültürünü geliştirmeye başlamıştı. Hepimiz bunu biliyoruz. Bir diğer önemli nokta da şuydu. Tarihte de örneğini çok rastladık aslında. Her halk hareketi bir süre sonra kendi örgütlülüğünü yaratmanın peşine gider. Eğer ısrarla devam ediyorsa, ki Gezi biliyorsunuz en az 2 ay sürdü. Bu süreç içerisinde en önemli kendi doğal örgütlerinden birisi de forumlardı. Şeylerde, mahallelerde, üniversitelerde forumlar oluşmuştu. Forumlarda daha hayatında kürsüye çıkmamış emekçi kesimlerden, farklı kesimlerden insanlar o forumlarda sürekli konuşmak isterler ve sonuçta kendi içinde bir örgütlülüğe, bir yönetime doğru bir adım söz konusuydu. Eğer başarılabilseydi çok daha farklı şeylere doğru evrilebilir diyeceğim. Bunun bir örneği de Rusya devriminde Sovyetlerdir. O Sovyetler bu formların o dönemdeki ayaklanmasının başardığı şeylerdi. İşçi Sovyetleri, köylü Sovyetleri, asker Sovyetleri kendi içinde örgütlenip bunlara konsey diyor hani Türkçesi konsey. Bu örgütler sonuçta iktidarı ele geçirdiler. Neyse, önemli bir deneyimdi. Bu da aklımızda olsun. Kadın mücadelesinin biraz da geçmişten gelen hem dünyada ama hem de Türkiye'de, yani geçmişte Osmanlı'da, Türkiye'de bu topraklardaki yeşermesini ve aslında Gezi'ye gelişini birazcık özetleyeceğim ama bir kadın şairle aslında sözlerime başlamak istiyorum. Gülten Akın'ın Sardunya şiiri vardır ve o Sardunya şiirinin son dizeleri aslında Sardunya'ya atfen yazılmış dizeler kadınları aslında ya da kadınların direngenliğini, direncini çok iyi anlatır. Onların son dizelerinden okuyarak başlamak istiyorum. Dalından kopan Sardunya bozulmadı bir kez, eğmedi başını. Açmayı sürdürdü diktiğim toprakta. Şimdi şöyle de bir şey vardır. Geleneksel olarak halk arasında Sardunyaların narsız olduğu bilinir. Derler ki nerede koparırsan kopar, nereye dikersen dik, hangi toprağa ekersen de Sardunya mutlaka boy verir. Başını eğmez, işte solmaz. Aslında Sardunya'nın arsızlığı değildir bu. Sardunya kendini hapsetmeye çalışan toprağa karşı direnir. Tıpkı biz kadınlar gibi direnir ve güçlü bir şekilde ayakta kalır. Yani kadınlar da böyledir. Dallarını da kırsalar, baskılara da uğrasa, her türlü eşitsizliğe de maruz kalsa mutlaka direnir. Ve tam da dünyanın ortasından, sokağın ortasından ses vermeyi mutlaka becerir ve sesini duyurmayı, dile getirmeyi mutlaka yankı uyandırmayı aslında başarır diyebilirim. Ve çünkü, dönüştürür alanı değil mi? Birazdan geleceğim. Çünkü dünyanın neresinde olursa olsun bir kadın ya da kadınlar direnişe geçerse bilirler ki kilometrelerce ötedeki kadınlara o direniş, o isyan mutlaka güç verir. Gezi'de kadınlar ya da Gezi direnişi dünyaya nasıl bir güç, ya da şöyle söyleyeyim, en yakın dönemde İran'daki kadın direnişini hatırlayın. Bütün kadınlar aslında ses verdi. Bütün dünya kadınları da aslında İran kadınlarına ses verdi diyebiliriz. Biraz önce Burak araya girip söyledi aslında. Kadınlar özellikle tarihin hangi kesimine bakarsak bakalım, kadınlar direngendir, güçlüdür, kararlıdır ve gerçekten barikatın başına geldiklerinde geri dönmezler. Yani mutlaka bir sonuçla aslında, yani tarihsel birçok eylemden bahsedeceğim şimdi,
mutlaka sonuçla dönerler. Yani Versay sokaklarında açlığa karşı, açlığa karşı ekmek talebiyle yürüyen çamaşırcı kadınları hatırlarsa, o zaman sarsan bir eylem gerçekleştirmişlerdi ve bu aslında dünyadaki ilk kitlesel kadın eylemliliğiydi. Ya da Çarlık Rusyası'na gelirsek 8 Mart 1917'de yine kadınlar açlığa karşı yürüdüler ve bu Ekim Devrimi'nin de aslında bir neyi oldu? Tetikleyicisi oldu diyebiliriz. Şimdi gelelim kendi topraklarımıza, ya da kendi topraklarımıza demeyince çok yanlış bir şey olacak. Yaşadığımız topraklara gelirsek 1820, yani Osmanlı'da da bu durum böyleydi. Hani düşünüldüğünde sanki hiç kadın direnişi yokmuş gibi, okuyup araştırılmadığında sanki hiç kadın direnişi ya da mücadelesi yokmuş gibi görünüyordu ama 1828'de yine ekmek talebiyle kadınlar sopalarıyla sokağa indiler ve kolluk güçlerini, valiyi geri adım atmak zorunda bıraktılar. Çünkü yine hep sermayeden bahsediyoruz ya, o dönemin sermayesi de kara borsada buğday ambarlarını ele geçirmişti ve bu buğday ambarlarını ellerinde tutan kara borsacılar hükümete baskı uyguladı. Evet, bu topraklar çok sayıda halk hareketine, özü itibariyle halk hareketine tanık oldu. Gezi bunlardan farklıydı. Dünyadaki sınıf hareketlerine, ezilen halkların, ezilen inançların isyanlarına baktığımızda hepsinin belli biçimde diğerlerinden farklılığı olduğunu gözleyebiliyoruz. Ancak Gezi'nin şöyle bir farklılığı vardı. O kadar çok farklı inançta, düşüncede, kültürde, hatta normal zamanlarda birbirine düşman gibi görünen bazı kesimlerin bile alanlarda buluştuğunu gördük. Ulusalcı, milliyetçi, Kürt hareketli örgütlü olarak katılmasa bile Kürtleri, özellikle Kürdistan'daki birçok kentte harekete geçtiklerini gördük. Bunların arasında kimler yoktu ki? Koç bile destek vermişti. Yani bırakalım orta sermaye, orta burjuva kesimini, Koç bile kısmen şöyle bir desteği olmuştu. Hatırlarsanız işte otel ve benzeri lojistik destek anlamında. Kuşkusuz onların başka bir kaygısı vardı Gezi'ye destek olurken. Bu inatçı halk hareketinin başka bir yöne doğru evrilmemesi, kontrol altında tutulabilmesi için üzerine sert gidilmesini istemiyor, bir taraftan da uyarıyordu. Onların çıkarları, hesapları çok farklıydı. Daha aşağıya indiğimizde orta burjuva, orta sermaye kesiminin önemli bir kitlesinin Gezi'de sokağa çıktığını gördük. Bunlar aynı zamanda bu süreçte geliri, varlığı, mülkiyeti gittikçe düşüyor. Şanslı olduğumuz bir döneme denk geldi. Mobil cihazlarla artık hani herkesin kaydedebildiği bir zamandı 2013 yılı. Herkesin böyle kamerası olan mobil cihazları yavaş yavaş edinebildiği zamanlardı. Bu tarihte de aslında hep böyle olmuş. 68 direnişi. İşte 16 milimetre kameranın şeyle birlikte yani ortaya çıkması ve yine kameranın sokağa inmesiyle birlikte 68 direnişi ve toplumsal gerçekçilik üzerinden filmler ortaya çıkmış. 90'larda video teknolojisinin gelişmesiyle birlikte işte bir polisin işte bir yurttaşı kaydetmesiyle birlikte video aktivizm kavramı hayatımıza girmiş. İşte Arap Baharı ve Türkiye içinde Gezi direnişi de bu anlamda tam da bu zamana denk geldi. Bundan 3 yıl önce Tekel direnişinde de hani bütün belgeselciler, gazeteciler Tekel direnişini kaydediyordu. Ama ne yazık ki bu an belki de böyle bir teknolojik zamanı denk gelmediği için
çok da yeterince gündem olamadı teker direnişi. O zamanlar işte aslında konuşmalardaki gibi hani herkes sokaktaydı, bir aradaydı. Bu video çeken videocular, işte belgeselciler, video aktivistler ve yavaş yavaş işte hayata giren yurttaş gazeteciler açısından da yani herkes sokaktaydı, herkes sokakta birbirini tanıdı ve birbirinden haberdar oldu. Sosyal medyada yine aslında 2000'lerin ortasıyla birlikte başlıyor sanırım. Facebook'un, YouTube'un hayatımıza çıkması. 2013'te çok kullanılıyordu Twitter. Yani bugünkü kadar yaygın olmasa bile ben mesela Taksim'i, Antakya'yı, işte Antakya Armutlu'yu, işte Ankara'yı oradan takip ediyordum. Oradan görmüştüm seyir sokağı. Bir de Ankara'dan takip etmiyor. Bir de Ankara'da Ankara Eylem Mahallesi vardı. Biz Ankara'daki haberleri oradan alıyorduk.